kaynağı. Elif, daha kalkmadın mı güzel kızım? Hayır anne, kalkamadım. Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Halsiz mi? Neyin var kızım? Bilmiyorum anne. Hasta oluyorum galiba. Rengin de solmuş. Dur bir de ateşine bakayım. Çok şükür ateşin yok. Anlaşılan vücudun birazcık zayıf düşmüş. Evet, galiba. Enerjini geri kazanman için ne yapabiliriz bir düşüneyim. Buldum. Merak etme, birazdan dönerim. Efendim, manav Salih, buyurun. Merhaba baba. Merhaba kızım, nasılsın? Ben iyiyim de babacığım. Elif biraz halsiz. Böyle giderse galiba hasta olacak. Hemen vücudunu güçlendirmemiz lazım. Benim güzel torunum hasta mı olmuş? Ben ona hemen bir meyve sepeti hazırlayayım. Bolca da portakal ve mandalina koyayım. Teşekkür ederim babacığım. Sana kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol kızım. Elif, deden senin için bir meyve sepeti hazırlıyor. İçine de bolca portakal ve mandalina koyacak. Onları yersen bir şeyin kalmaz. Arkadaşlar, duydunuz mu? Elif hasta olmuş. Ne? Elif mi? Nesi varmış acaba? Kendini halsiz hissediyormuş. Portakal ve mandalinayı gördün mü? Onlara ihtiyacı varmış. Bilmiyorum. Epeydir ortalıkta yoklar. O iki haylazın nerede olacağı belli olmaz. Portakal ve mandalina mı? Ama neden? Bilmiyorum. Manav Salih onları istedi. İyi ama nerede ki bunlar? Hazır mısın? Bak, bu kez korkmak yok ama kuzen. Tamam ama başlamadan önce haber ver, tamam mı? Haber ver demiştim. Ne maceraydı ama değil mi kuzen? Bir dakika. Bana bu kısmını söylememiştin. Tekrar yapalım mı? Hayır. Hey siz! Neredesiniz bakayım? Haber vermeden nasıl ortadan kaybolursunuz? Ayrıca şu yaptığınız çok tehlikeliydi. Anlaşılan hayranlarımız biraz heyecanlanmış. Çabuk buraya gelin. Acilen gitmemiz gerekiyor. Yok canım. Nedenmiş? Elif hasta olmak üzere. Size ihtiyacı var. Elif mi? Ne olmuş ki? Kaç gündür iyi değilmiş. Turp yememiş mi? Ya soğan? Peki sarımsak? Bol elma yiyecekti işte. Ben hep derim. Spor yapıyor muydu? Bilgisayarla çok mu oynadı acaba? Durun biraz. Annesi aradı ve sadece biraz halsiz olduğunu söyledi. Henüz hasta değil yani. Tamam, kolay iş. Biraz portakal ve mandalina ile kendini toparlar. Dedeciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın benim tatlı torunum? Hastalanıyorum galiba. Ama seni görünce daha da iyi oldum. Geçmiş olsun. Neyse ki annen zamanında fark etmiş. Sana bir sepet dolusu meyve getirdim. Mandalina ve portakal. İkisini de çok severim. Benim güzel torunum bunları bir güzel ye. Sana iyi gelecektir. Benim manava dönmem gerek şimdi. Sen iyice dinlen bakalım. Geçmiş olsun kızım. Tamam dedeciğim. Dinleneyim. Ben de sana içecek bir şeyler hazırlayayım. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim dede. Hadi kendine iyi bak yavrum.
Elif. Biz geldik. Portakal. Ve ben mandalina. Teyze onları. Hoş geldiniz çocuklar. Duyduk ki halsiz ve güçsüzmüşsün. Söyle bakalım Portakal, neden geldik? Hasta ziyaretine tabii ki. Hayır kuzen, hayır. Çünkü biz C vitamini kaynağıyız ve sana yardıma geldik. C vitamini ne işe yarar ki? C vitamini ne işe mi yarar? Teyzemin oğlu sen söyle bakayım. C vitamini ne işe yarar? C vitamini ama bu çok kolay bir soru. C vitamini tabii ki sen söyle. Ben söylersem olmaz. Neden olmaz? Çünkü çok kolay. Çok kolaysa söyle işte. C vitamini tabii ki şey yapar. Şey vitamini. Yani vitamin de güzel bir şeydir. Herkese lazımdır. Vitamin olmazsa hiç iyi olmaz. Kötü olur yani. Kötü olursa da iyi olmaz. C vitamini budur. Siz çok yaşayın değil mi? Güldürdünüz beni. Yok mu bunu bilen? Anlaşıldı. Bana düştü söylemek. C vitamini vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artıran bir maddedir. Mikroplara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir yani. Özellikle kışın gribe karşı koruyucu bir özellik taşır. Dedim ya çok kolay diye. Harika. Bizi ister doğrudan ye, istersen sıkıp suyumuzu iç. Her şekilde hem lezzetli hem de faydalıyız. Mandalina ve portakal, turunçgiller ailesinden kışın yenen meyvelerdir. Türkiye'de en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilir. Soğuk algınlığına iyi gelirler. Vücuttaki ezik ve çürüklerin daha kolay iyileşmesini sağlarlar. İçinde A, E ve en çok C vitaminleri bulunur. Faydalarımız sadece bu kadar mı peki? Tabii ki hayır. Başka ne anlatacaksın peki? Benim kabuğumdan güzel reçel yaparlar biliyor musun? Aa, daha önce hiç yememiştim senin reçelini portakal. O zaman denemelisin. Aklında bulunsun. Uykusuzluk çekersen akşam yemeğinden sonra bir iki tane mandalina bu problemi çözebilir. Bu çok iyi. Mandalina, sizin kabuğunuzdan güzel kokular yapmıyorlar mıydı? Evet kuzen, çok doğru söyledin. Aa, bu çok ilginç. Elif, annen galiba. Al bakalım Elif'ciğim. Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun kızım. Çabucak iyileşirsin inşallah. Ooo, vitamin. Hem de C vitamini. Bundan sonra yemeni içmene daha çok dikkat etmelisin Elif. Bu sayede vücudun sürekli güçlü kalır. Tamam anne. Bundan sonra dikkat edeceğim. Bu arada portakal suyu gerçekten de insana enerji veriyor anne. Bir anda neşelendim, güçlendim, enerji doldum. Bu çok iyi Elifciğim. Biliyor musun anne? Portakal mandalina'nın teyzesinin oğluymuş. Aa, bunu kimden öğrendin Elif? Portakalın akrabası mandalina'dan. Sen çok yaşa Elif.